Çırçır Mahallesi'ne Eyüp Belediyesi'nin destekleriyle yapılan imar taksi durağı görkemli bir açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Taksici esnafının çalışma ortamının daha iyi şartlarda olması için yenilenen ve hizmete sunulan imar taksi durağının açılış törenine mahalle sakinlerinin ilgisi büyük oldu. Açılışa Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili ve adayı Ahmet Bağ Öğütken, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Şoförler Odası Başkanı Ali Rıza Yavuz ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Remzi Aydın, taksici esnafımız halkla her an iç içe. Halkın sorunlarını direkt birinci ağızdan dinleyen bir esnafımız. Bizimle halk arasında köprü vazifesi görüyorlar. Onlar dinlediği sorunları bize ulaştırıyorlar. Evlerinden daha çok burada vakit geçiriyorlar. Bu nedenle onların çalışma ortamlarını iyileştirmek bizim görevimiz şeklinde konuştu. Kurdele kesimiyle açılışı yapılan taksi durağında vatandaşlara etli pilav, ayran ve tatlı da dağıtıldı. Sohbet esnasında ise AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Baha Öğütken'in Eyüp Belediyesi'nin faaliyetlerini içeren hizmet kitapçığını incelediği görüldü. Yapılan hizmetler hakkında bilgiler alan Öğütken, bir yıl gibi kısa bir sürede yaptığı başarılı çalışmalar için Başkan Aydın'a teşekkür etti. Durak çalışanlarının arasında 6 yıldır taksicilik yapan kadın taksi şoförü Buket Yaman da Başkan Aydın'ın dikkatini çekti. Birlikte habercilere poz vermek için taksiye binen Başkan Aydın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sayın Başkanım, AK Parti iktidarında kadınlar her alanda, kadınlara yönelik istihdam artış vesaire her yönde bir ilerleyiş var. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi rica ediyoruz. Tabii AK Parti döneminde gerçekten anayasa değişikliğiyle beraber her alanda bir genişleme, eşitlik ilkesinin yaygınlaşması oldu. Bakın işte burada kızımız taksi şoförü, ekmeğini, helalini, rızkını kazanıyor. Cesaretli, medeni cesaret. Bugün durağını açtık. Açılışta bir arkadaşımız daha varmış. İki tane bayan arkadaşımız. Tebrik ediyorum. Allah kendilerine helalli kazançlar nasip etsin diyorum. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Kadınlarımız tabii her alanda varlar. İnşallah meşru çerçevede olmaya devam edecekler. Teşekkür ederiz. 25 yaşındayım. 6 yıldır taksicilik yapıyorum. Paramı kazanmaya çalışıyorum. Ne zamandır burada çalışıyorsunuz? Açıldığından beri 1,5 yıldır buradayım. Sorunlar yaşıyor musunuz yolda vesaire? Tabii ki tabii ki. Maalesef insanlarımızdan trafik hariç birçok insanlarımızdan sorun yaşıyoruz. Yani bir güvenliğimiz yok. Taksici arkadaşlarınızla anlaşabiliyor musunuz? Çok iyi anlaşıyorum. Bir aile gibiyiz. Birinci evim ve ikinci evim burası. Daha sonra ise taksici esnafı ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Remzi Aydın, Çırçır Mahallesi'nde yapılan fesleğen dağıtımı ve sevgi yürüyüşüne katıldı.